Geçtiğimiz ay hepimizin ağzını açık bırakan bir hamleyle Lucasfilm'in Disney'e 4 milyar doları satılmasının 10. yıl dönümüydü. Bu değişiklik elbette Star Wars'un muhteşem geri dönüşünün de işaretiydi. Son 10 yılda kimini sevdiğimiz, kimini pek de beğenmediğimiz yeni Star Wars içerikleri gördük. Fakat bazıları vardı ki bunların sadece adı sanı duyuldu ve bir proje olmaktan öteye gidemediler. Bazıları da çok ciddi değişikliklerden geçerek karşımıza çıktılar. Gelin Gizmodo'nun derlediği bu eğlenceli listeye bir göz atalım. Bir numara. Phil Lord ve Chris Miller'ın yazdığı Solo filmi. Bizim izlediğimiz Solo filmi hiç de fena olmasa da aslında bu filmi en başta Lego Movie ve 21 Jump Street filmlerinin yönetmenleri Phil Lord ve Chris Miller yazacaklardı. Ancak bu hayal sadece birkaç ay sürdü. Dedikodulara göre Disney, Lord ve Miller'ın Solo filmi için hayal ettikleri tarzı beğenmedi ve Solo projesi Ron Howard'a kaldı. İki numara. Michael Arndt'ın yazdığı Güç Uyanıyor filmi. Star Wars bölüm 7'yi yazması düşünülen ilk kişi, Little Miss Sunshine filmiyle Oscar ödülü kazanan Michael Arndt'tı. Proje üzerine yaklaşık bir yıl çalışan Arndt, görevi J.J. Abrams ve Lawrence Kasdan'a devretti. Kendisinin projeden neden çekildiği bilinmiyor. Bunun hikayesini anlatan bir kitap çıkması planlandıysa da Disney buna izin vermemiş. Söylentilere göre Arndt'ın hikayesi çoğunlukla orijinal üçleme karakterlerine, onların çocuklarına, değişik gezegenlere ve daha şeytani bir Jedi katili karakterine odaklanıyordu. Filmin sonunda kendisinin adının gözüküyor olması, ona ait fikirlerin birçoğunun filmde kullanıldığına işaret ediyor. 3 numara. Colin Trevorrow'un yazdığı Star Wars Bölüm 9 filmi. Jurassic World'un yaratıcısı Colin Trevorrow, adının Duel of the Fates olduğu söylenen yeni üçlemenin son filmi üzerine yıllarca çalıştıktan sonra görevi bıraktı. Yine bunun neden ve nasıl olduğu bilinmemekle birlikte, Lucasfilm'in gidişattan çok memnun olmadığına inanılıyor. Bundaki başlıca etken ise bölüm 8'de alınan kararların hayranlarca eleştirilmesi ve sonuç olarak bölüm 9'da daha geleneksel bir yolun izlenmesi gerekliliği olarak görülüyor. Zaten bu yüzden de Lucasfilm son filmin başına yeniden J.J. Abrams'ı getiriyor. Birkaç yıl önce Colin Trevorrow'un yazdığı bölüm 9 senaryosu sızmış ve hatta biz de bu senaryoyu seslendirmeli olarak anlatmıştık. Bir kulak vermenizi tavsiye ederiz. Sithler hiçbir şeyden pişmanlık duymazlar. Vicdan azabı çekmezler. Ama geçmişin ve varlığın sana huzur vermiyor. Ren bir pişmanlığı olmadığını söylediğinde Valium bunun bir yalan olduğunu anlayıp şayet kendisini geçmişten koparmazsa kalenin dışını kaplayan ölü savaşçılardan bir farkı kalmayacağını belirtiyor. Fakat buna rağmen ona yol göstermeyi kabul ediyor. 4 numara. David Benioff ve D.B. Weiss'ın Star Wars filmi. 2019'da Disney, Game of Thrones dizisinin yaratıcılarının bir Star Wars filmi yapacaklarını ve hatta 2022'de gösterime girmesi planlanan bu projenin bölüm 9 sonrasını anlatacak olan ilk Star Wars filmi olacağını duyurmuştu. Ancak Game of Thrones bitip de dizi hakkında eleştiriler başlayınca ve sonrasında Skywalker'ın yükselişi de beklentileri karşılamayınca, Lucasfilm aldığı kararları gözden geçirdi ve Jedi'ların ortaya çıkış hikayesini anlatacağı söylenen bu projede rafa kaldırıldı. 5 numara. Star Wars Detours dizisi. İşte bu cidden şaşırtıcı. Bu dizi tamamlanmıştı, fragmanı ve seslendirmeleri hazırdı. Ama Disney Lucasfilm'i satın aldıktan aylar sonra Robot Chicken'ın yaratıcılarından gelen bu Star Wars komedi animasyon dizisi iptal edildi. Görünüşe göre bunun ardında yatan neden, dizideki şapşal tarzın marka itibarını zedeleme ihtimaliydi. Ve Disney de yeni markasını bundan uzak tutmak istedi. 6 numara. Josh Trank'in Boba Fett filmi. Disney'in Lucasfilm'i satın aldıktan sonra yaptığı ilk duyurulardan biri, Chronicle filminin yönetmeni Josh Trank'in yapacağı bir Star Wars filmiydi. Bu duyuru, bir diğer Star Wars filminin duyurusuyla aynı gün yapıldı ki o da Gareth Edwards'ın yönettiği Rogue One'dı. Yıllar sonra gün ışığına çıkan bilgilere göre Trank'in filmi Boba Fett'i konu alacaktı ve hatta bir duyuru fragmanı bile hazırlanmıştı. Ancak Lucasfilm projenin fişini çekti. Bunda Trank'in Fantastic Dörtlü filminin çekimleri sırasında yaşattığı problemlerin etkili olduğu düşünülüyor. 7 numara. James Mangold'un Boba Fett filmi. Her ne kadar resmi olarak duyurulmasa da şu sıralar 5. Indiana Jones filmini çekmekte olan James Mangold'un geçmişte bir Boba Fett filmi üzerine çalıştığı doğru. Projede ne kadar yol alındığı bilinmese de Solo'nun gişede beklendiği kadar başarılı olamaması nedeniyle rafa kaldırıldığı ve hatta bir Star Wars hikayesi konseptli filmlerin yeniden ele alındığı biliniyor.
8 numara. Obi-Wan Kenobi film üçlemesi. Bir zamanlar Billy Elliot filminin yönetmeni Stephen Daldry bir Obi-Wan Kenobi filmi geliştirmiş olsa da tıpkı Mangold'un Boba Fett filminde olduğu gibi Solo'nun düşük gişe etkisiyle bu projede durduruldu. Filmin yazarlarından Stuart Beatty yakın zamanda yaptığı bir açıklamada aslında bir Kenobi üçlemesi planlandığını dile getirdi. Lucasfilm bu fikrin güç ile bir olmasını kabul etmeyerek zaman içerisinde bizim Disney Plus'ta izlemiş olduğumuz diziyi evrimleştirdi. Bu dizide ilhamlarını Daldry ve Beatty'nin çalışmalarından alıyor. Hatta Beatty'nin ismi Kenobi dizisinde de görülebiliyor. 9 numara. Garrett Edwards'ın Rogue One filmi. Bunu zaten yaptılar dediğinizi duyar gibiyiz. Doğru, yaptılar ama neredeyse en baştan yaptılar. Lucasfilm, filmin yönetmeni Garrett Edwards'ın versiyonundan pek memnun kalmayınca şu sıralar Andor dizisiyle adını duyduğumuz yazar Tony Gilroy'u yardıma çağırdı. Çıkan ilk fragmanlarda olup da filmde bulunmayan sahneler göze çarpan farklılıklar arasında sayılabilir. 10 numara. J.D. Dillard'ın Star Wars filmi. Bunu daha önce duymamış olabilirsiniz. Slate ve Sweetheart filmlerinin yönetmeni olan Dillard, Güç Uyanıyor da J.J. Abrams'ın asistanıydı ve söylentiye göre kendi Star Wars projesini geliştiriyordu. Lakin yeni filmi Devotion'ın tanıtımını yaparken verdiği röportajlarda Star Wars projesinin iptal olduğunu söyledi. 11 numara. Rangers of the New Republic dizisi. Yaklaşık 2 yıl önce büyük bir tanıtım etkinliğinde Disney Plus'a gelecek olan yeni Star Wars dizileri duyurulmuştu ve bunların pek çoğu Mandalorian dizisinin spin-off'larıydı. Aralarında Book of Boba Fett, Ahsoka ve Rangers of the New Republic'i sayabileceğimiz bu dizilerden sonuncusunda her ne kadar hiçbir zaman resmi olarak duyurulmasa da başrolde Cara Dune karakterini canlandıran Gina Carano olacağını düşünmüştük. Lakin Carano'nun Lucasfilm tarafından görevine son verilmesiyle bu projede uzay boşluğunda kayboldu. Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy, bu dizi için düşünülen bazı fikirlerin Mandalorian dizisinde kullanılacağını söyledi. 12 numara. Rian Johnson'ın Star Wars üçlemesi. Son Jedi filmi Star Wars filmlerinin geleceğini ciddi anlamda değiştirdi. Lucasfilm gösterimden önce bu filme o kadar çok inanıyordu ki Johnson'ın kendi orijinal üçlemesini yapacağını duyurmuştu. Hayranlar başta bunu sevinçle karşılasalar da film gösterime girip de alınan radikal kararlara şahit olunca herkesi bir korku sardı. Colin Trevorrow'un final film planlarından vazgeçildi, J.J. Abrams'ın versiyonu çok sevilmedi ve dünya çapında bunların hiçbiri tutmayınca tüm yeni film projeleri askıya alındı. Buna Johnson üçlemesi de dahil. Gerçi kendisine sorulduğunda hala gerçekleşme ihtimalinden bahsediyor ama... 13 numara. Patty Jenkins'in Rogue Squadron filmi. 2020'nin sonlarında Lucasfilm çarpıcı bir duyuru yaparak Wonder Woman filminin yönetmeni Patty Jenkins'in asi pilotları hakkında bir film yapacağını ve filmin de Aralık 2023'te gösterime gireceğini açıkladı. Ancak geçen zaman içerisinde filmle ilgili çok az haber geldi ve Lucasfilm filmin gösterim tarihini belirsiz bir zamana kaydırdı. İnanışa göre firma eninde sonunda bu projeyi hayata geçirmek istiyor. 14 numara. Zack Snyder'ın Star Wars filmi. Dedikodulara göre Justice League ile adını iyiden iyiye duyuran Zack Snyder, 7 samuray temalı bir Star Wars film projesini Lucasfilm'e sunmuş. Dedikodu dememizin sebebi ise Snyder'ın ekibinin kendisinin Star Wars ile hiç alakadar olmamasını söylemesi. Diğer bir yandan bu fikir şu sıralar ışın kılıçları olmaksızın bir Netflix dizisi olarak hayata geçiriliyor. 15 numara. Star Wars 13-13 oyunu. İptal edilen Star Wars içerikleri dizi ve filmlerle sınırlı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Boba Fett'e odaklandığı iddia edilen bir video oyunu, Lucasfilm'in Disney'e satışı gerçekleştiğinde geliştirilme aşamasındaydı. Kısa bir süre sonra oyunu geliştiren LucasArts firması kapatılınca bu oyun da rafa kalkmış oldu. Belki de Lucasfilm bir Boba Fett filmi yapılacağını düşünerek bu oyunla konuların çakışmasını istemedi. Kim bilir. 16 numara. Star Wars Underworld dizisi. En sona bıraktığımız bu proje aslında Disney Lucasfilm'i satın almadan çok daha önce iptal edilmiş. Tarihin ilk live action Star Wars dizisi olması düşünülen Star Wars Underworld için çok ciddi çalışmalar yapılmış olsa da George Lucas ve ekibi projenin çok pahalı olacağını düşünerek vazgeçtiler. Birkaç yıl önce konsept video görüntüleri ortaya çıkan dizi projesini Kathleen Kennedy de yeniden değerlendirse de proje hayata geçmedi. Sizce bu projelerden hangisi hayata geçseydi başarılı olurdu? Veya sizce Lucasfilm bu projelerden hangisinden vazgeçerek hayatının hatasını yaptı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Galaksinin Sesi'nin yeni içeriklerinden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşünceye dek kudret sizinle olsun.